Hepinize merhabalar. Kanal İzmir Televizyonu ve İzmir Haber Merkezi TV ortak yayından efendim. Bugün Profesör Doktor İbrahim Atilla Acar hocamla her hafta olduğu gibi yine birlikteyiz. Gündem özeldeyiz. Bazen politik gündem, bazen gündem özel. Olaylara göre, konulara göre değişiklik arz ediyor. Hoş geldin Sayın Hocam. Hoş bulduk Sayın Akgün. İyi haftalar diliyorum çok ben. Çok teşekkürler. De. Zaman o kadar hızlı geçiyor ki Sayın Hocam. Evet. Vallahi su gibi akıp gidiyor. Kesinlikle öyle. Biz zaman iyi geçsin, ömrü güzel olsun da işte tabii her günün güzel olması için başka şeyler de gerekiyor. Bu konuda bugün şehitlerimiz de var. Yani evet. Onlar da canımız acıtıyor, yüreğimizi yakıyor. Allah rahmet eylesin hepsine. Ailesine de sabırlar diliyorum. Hocam şimdi şöyle baktığımız zaman Türkiye'de gündem bir türlü stabil hale gelmiyor. Yani. Devamlı değişen bir gündemimiz var. Evet. Suriye meselesi dediğimiz zaman Türk Silahlı Kuvvetleri orada bayağı bir hilal şeklinde bir kuşatma yaptı gördüğüm kadarıyla. Evet. Ve yaklaşık 1000 araçlık bir organizasyon söz konusu. Geçen 8 şehit verdik, MİST'i ile müdahale ettik ve yaklaşık 100'e yakın rejim askerini öldürdük. Yani evet. Karşılığını verdik. Kanımız yerde kalmadı. Şimdi 5 şehit daha verdik. Türkiye'de evet. Zaten ay sonuna kadar Beşar Esad canisine, kendi vatandaşlarını öldüren caniye bir süre vermişti. Bu süre öne çekilir mi? Çünkü tekrar bir 5 şehit verdik. Türkiye haklı olarak meşru müdafasını yapacak. Bunu da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da demişti ki Türkiye meşru müdafaa yapıyor demişti. Evet. Ne olacak? Yani bu süreçte nereye doğru gidiyoruz? Putin nerede? Türkiye burada yalnız mı? Müdahaleler nedir? Yani neler olması gerekir? Evet. Bizim bildiğimiz gibi Astana, Soçi, Ankara zirvelerinde konuştuğumuz konular vardı. Bu konuları genel olarak biz evet. Bu Suriye bölgesinin öncelikle ateşkesin sağlanması, arkasından yerlerinden, yurtlarından edilen insanların tekrar vatanlarına dönmesi, mülteci durumunda olan insanların tekrar ülkelerine yerleşmesi konusunu gündeme almıştık. Evet. Bunu ısrarla üzerinde duruyorduk. Ancak insanlar orada kendi evleri, bulunduğu köyleri, şehirleri bombalanmaya başlayınca orada duramaz oldular ve terk ettiler bu bölgeleri. Türkiye'ye geldiler. Yunan adalarına, İtalya'ya, Avrupa ortalarına kadar gidiyorlar. Şu anda gitmenin bir yolunu da arıyorlar. Yaklaşık bir Türkiye'de 4 milyon kadar bir mülteci var. Yurt dışında işte Avrupa ülkelerinde özellikle 1,5 milyon, 2 milyon civarında bir mülteci var. Ve hala daha şu anda İdlib üzerinden Türkiye'ye sınıra gelmeyi bekleyen 750 bin civarında. İdlib'i de saydığımız zaman 4 milyon kadar da orada bir insan var. Yani neredeyse şu anda 1 milyon. Mülteci durumunda olan insanlar kadar aynı zamanda Suriye içerisinde mülteci olmaya hazır 4 milyon insan var. Bu çok büyük, yani bizim gibi ülkeler için bile. Biz 80 milyonluk bir nüfusuz, 83 milyon olduk. Bu 83 milyon nüfusun bile kaldırabileceği bir rakam değil. Yani rakam şu anda insani boyutu geçmiş durumda. Ülkeler burada çeşitli huzursuzlukları da kendi içerisinde iç yapılarında yaşamaya başlarlar. Bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Yani orada güvenli bölgelerin oluşturulması gerekiyor. Mülteci sorununun derhal çözülmesi gerekiyor. Oradaki mülteci olmaya hazır olan insanların güvenli bölgelerde hayatlarını sürdürmesi ve tekrar kendi bulunduğu bölgelere barış içerisinde esenlikle ilerlemesinin sağlanması gerekiyor. Bunun için de Türkiye, Rusya, rejim, İran sürekli hareket halinde, görüşmeler, temaslar devam ediyor. Ancak bildiğimiz gibi İran'da Süleymani operasyonundan sonra İran çok fazla ses çıkaramaz oldu. Yani ciddi anlamda evet. Sağdan çekilmiş oldu. Belki Süleymani bu anlamda İran'ın olaylara müdahil olmasını engellemek için yapılan bir operasyondu. Onu bilmiyoruz. Evet, evet. Ama onu da zaman gösterecek. Fakat aktif olan ve anlaşılması gereken bir Rusya durumu var. Rusya ile biz mutabakatı sağlamışız. Türkiye'de şu anda bu Suriye konusunda görüşmeler var Rusya ile. Ama o süre içerisinde biz 5 şehit veriyoruz. Bu çok anlamlı bir durum değil. Yani bunu sadece rejimin içerisinde işte bir takım kontrolsüz grupların kendi bildiğine Türk askerlerini ateş ediyor şeklinde bir açıklama yapmak, fevri davranış şeklinde bir açıklama yapmak
çok anlaşılır bir durum değil. Yani bunlar olabilir. Bunlar her türlü yapılarda olur. Türk askerinin içinde de böyle olabilir. Ancak bunlar sürekli arz ettiği zaman ciddi problemdir. Bir kere olur, iki kere olur. Ama bunlar asla sürekli ve bizden özellikle şehit verir duruma geldiği zaman bunun başka türlü açıklamasını bulmak lazım. Peki hocam, şimdi biz zaten Suriye'deyiz. Gözlem kuleleriyle evet, Suriye'deyiz. Evet. Suriye rejimi Türkiye'nin gözlem kuleleriyle orada kalmasını kabul etmiyor. Evet. Amerika Birleşik Devletleri geliyor, Suriye'yi işgal ediyor, petrol yataklarını ele geçiriyor. Evet. Ona bir şey demiyor, bir şey tabii, yapmıyor. Tabii. Birlikte hareket ediyorlar. PKK, YPG, PYD vesaire bunlarla tüm işte çeşitli terör unsurlarıyla birlikte hareket ediyor. Türkiye ile öyle bir karşı karşıya gelmiş ki Suriye rejimi bizi orada İdlib'de rahatsız ediyor. Yani 8 asker, 5 asker. Türkiye artık müdahale edip İdlib'i tamamen Suriye rejiminden alma zamanı gelmedi mi? Rusya bu konuda gerçekten Türkiye'nin karşısına askerleriyle çıkabilir mi? Korktuğumuz bir şey var mı? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Tabii ki Suriye meselesi dediğimiz zaman olaya sadece oradan gelen, Türkiye'yi tehdit eden, tehdit diyorum çünkü 4 milyona yakın mülteci Türkiye ekonomisi için bir tehdittir. Evet. Oradaki 4 milyon gelen insan Türkiye'nin demografik yapısı için bir tehdittir. Doğru. Oradan gelen 4 milyon insan Türkiye'ye gelecekte terör unsurlarının yerleşmesi için bir tehdittir. Türkiye her türlü meşru müdafaa yapma hakkı yok mu hocam? Türkiye'nin böyle bir meşru müdafaa yapma hakkı var. Ancak biz başta mültecileri kabul ettikten sonra bugün geldiğimiz noktada bunun sonu olmadığını başta görmüştük. Evet. Yani Sayın Cumhurbaşkanı en baştan beri böyle söylüyordu. Orada bir güvenli bölge oluşturulması ve mültecilerin oraya yerleştirilmesini istiyordu. Ancak bu ne oldu? 5 sene sonra, bu söylemin üzerinden 5 sene geçtikten sonra biz orada bir güvenli bölge oluşturmasını istiyoruz. Ancak burada başka bir unsurun daha harekette ben olduğunu ve planın, büyük planın bir parçası olarak Türkiye'nin istikrarsızlaştırılmasının bir aracı olarak bu mültecilerin de kullanılmaya çalışıldığını düşünüyorum. Mültecileri orada bombalayarak, orada onları rahatsız ederek ülkelerinden, yurtlarından, köylerinden, evlerinden çıkmalarını sağlayarak bunları Türkiye içerisine göndererek burada Türkiye'nin de istikrarının bozulması için mültecilerin bir araç olarak kullanılmaya çalışıldığını da düşünüyorum. Yani hedefte İsrail'in etrafından başladığımız zaman Filistin vardı, Lübnan vardı, Mısır vardı, Irak vardı, Suriye vardı. Şimdi yavaş yavaş İran ve Türkiye kaldı bölgede. Bölgede iki unsurun da istikrarsızlaştırılması, buradaki haritaların yeniden belirlenmesi, yeniden şekillendirilmesi anlamına gelecektir. Yani şuradaki temel amaç Türkiye'nin istikrarsızlaştırılmasıdır. Yani bu sorun çözülmüyorsa iyi niyet yoktur. Türkiye'nin istikrarsız hale gelmesi için aslında bir ortak çalışma yapılıyor gördüğüm kadarıyla. Evet, siz evet, de evet, bunu söylüyorsunuz ki burada siz bir ekonomi profesörü olarak, bir uzman olarak, bir siyaset bilimcisi olarak, yani konuya çok analitik yaklaşıp da gündemi iyi takip eden bir uzman, bir profesyonel olarak da esasında Türkiye ekonomisi de hedeflerde var. Kesinlikle. İstikrarsız bir Türkiye, çevresiyle komşu uyumsuz olan bir Türkiye, evet, ve aynı zamanda da kontrol edilebilecek halde başka ülkelere, emperyal ülkelere muhtaç olabilecek bir Türkiye yaratmak istiyorlar. Kesinlikle, anladığım kadarıyla. Kesinlikle, tabii. Bu sürece bakacak olursak burada gerçekten ciddi bir müdahale yapılması gerekiyor. Türkiye kendi ayakları üzerinde, kendi milli silahlarıyla Suriye'de şu anda varlığını koruyor. İdlib'i de hilal şeklinde sarmış diye sabah gazetelerde gazete manşetini okurken televizyonda bunu da net bir şekilde verdik zaten. Şu anda Türkiye Suriye'de 5 Türk askerini şehit eden Suriye rejimine obüslerimizle, İHA'lar ve SİHA'larımızla şu anda misliyle cevap veriyor. Şu anda devam ediyor bu efendim. Yani yayın devam ederken o da devam ediyor. Türkiye çok kararlı. Yani Suriye'de farklı şeyler gündeme gelebilir. Peki hocam, Suriye'den isterseniz geçelim Suriye'den. Bir de Kıbrıs meselesi var. İşte dünden bugüne kafam devamlı işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı açıklamalar yapıyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli çok sert çıkışlar yapıyor. Evet. Tekrar Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı olarak cevap veriyor Devlet Bahçeli'ye. Ağır yükleniyor. Kandan beslenen falan gibi şeyler söylüyor. Ve devamında bu tartışma devam ediyor. Rum kesim onu destekliyor, Batı onu destekliyor. Yani Türkiye işgal diyor. Yani anlamadım ben. Ne oluyor Kıbrıs'ta hocam? Evet. Evet. Kıbrıs şu anda orada bir damar var. Mehmet Ali Talat başkanlığı zamanından beri
devam eden bu damar Türkiye karşıtlığını besliyor. Ne yazık ki Kuzey Kıbrıs'ta böyle bir yapının da oluşması yıllar içerisinde mümkün olmuş. Evet. Rauf Denktaş'ın ölümünden sonra gerçekleşen hükümetlerde özellikle bu duruma çok fazla şahit olduk. Mustafa Akıncı'da da şu anda zirveyi görüyoruz. İnanılır gibi değil. Yani bunu akılla, mantıkla açıklamak da mümkün değil. Bir devlet başkanının kalkıp böyle bir açıklamayı yapması için hakikaten çok daha farklı düşünmesi lazım. Yani ben kesinlikle anlam veremiyorum. 1963, 67, 69, 73, 74 yani o planlardan, o zamanlardan bugüne üzerinden 50 yıl geçtikten sonra bir ülkenin devlet başkanının kalkıp böyle bir açıklama yapmasının siyasi, askeri her türlü sorumluluğunun ben bireysel olduğunu düşünüyorum. Bu askeri, bu Cumhurbaşkanı'nın, Mustafa Akıncı'nın tek başına böyle bir açıklamayı yaparak sorumluluğu üzerine aldığını inanmak istiyorum. Bunun fevri bir çıkış olduğunu, bireysel bir davranış olduğunu ve Kıbrıs'ta da böyle bir durumun olmayacağına, olmaması gerektiğine inanmak istiyorum. Ama ne yazık ki böyle bir açıklama yapıldı ve Mustafa Akıncı Avrupa ülkelerinden Kuzey Kıbrıs için Hatay durumuna düşmemize müsaade etmeyin şeklinde bir açıklama yaptı. Hiç kabul edilebilir bir durum değil. Ama bu tür konuşmalar biraz önce de söylediğim gibi Mehmet Ali Talat zamanından beri de yapılmıştı. Talat Türkiye'ye çağrılıp gerekli konuşmalar kendisine yapıldıktan sonra yeniden eski durum ortaya çıktı ve devam etti. Şimdi Akıncı'nın durumu da muhtemelen öyle olur. Türkiye'ye davet edilir, konuşulur ve geri döner. Onlar olmamış. Çözülür değil mi? Çözülür. Kesinlikle çözülür. Yani bunun başka bir yolu. İnatla seçime gireceğim, inatla seçileceğim dediği zaman da orada bir kamuoyu oluşturulur yani. Kesinlikle. Tabii kesinlikle. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti stratejik açıdan bizim için çok önemli. Hem garantörüz hem de bizim bir parçamız, yavru vatanımız. Evet. Değil mi? Evet. Peki hocam, şimdi son zamanlarda tabii ki şöyle baktığımız zaman da dolarda bir artış görüyoruz. İşsizlik özellikle 8 milyon deniyor. Bunun gerçeği ne kadar onu tam bilmiyoruz. Hükümet farklı açıklıyor. Muhalefet çok farklı yorumlar yapıyor işsizlikle ilgili. Bir de sizin geçtiğimiz programlarda her yılda yaklaşık 1-200-1-500 arası, 1 milyon 200-1 milyon 500 arası da üniversite gençliğinin de işe ihtiyaç olduğunda hep vurguluyorsunuz ki ben de sizden aldıklarım, ben de işsizliğin üzerine hep 1-2 milyon daha koyuyorum. Bir işsizliğe girelim. Ardından da bir dolardaki bu artış özellikle koronavirüsüyle ilgili olabilir mi? Çin'in izole edilmesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin bunu laboratuvarda üretip işte Wuhan'daki bir yerde patlatması, başlatması, Çin'i ekonomik olarak ablukaya alması gibi komple teorilerde olmasına rağmen gerçeklerini daha önce gördük zaten laboratuvar virüslerini. Burada doların artmasının temelinde koronavirüs mü vardır? Dünyadaki ekonomik gidişat mı vardır? Venezuela'nın özellikle iflası mı vardır? Yani ne vardır onu öğrenmeye çalışıyorum. Evet. İşsizlik konusunu yaklaşırken sadece Türkiye'deki halkımızın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bir işsizliği olarak görmemek lazım. Evet. Şöyle, bu rakam bugün açıklandı. Global mi diyorsunuz? 4 milyon 300 bin bir işsizlik var. Evet. Yani Türkiye'de rakamsal olarak TÜİK rakamlarına göre işsiz sayısı 4 milyon 300 bin. Evet. Rakam %13 civarında bir işsiz var. Ancak Türkiye'de her zaman benim temelde dikkati çekmek istediğim konu Türkiye'de yaklaşık 4 milyon Suriyeli varsa bunların 3'te 2'si çalışma çağında, çalışabilecek durumda. Yani 3'te 1'i çocuklar, bebekler, yaşlılardan oluşuyor. Ama geri kalan 3'te 2'si çalışabilecek durumda. Ve bunlarla ilgili ciddi anlamda bir kayıt dışı istihdam oluşmuş durumda. Bu kayıt dışı istihdam iyi kötü. Yani o Suriyeliler şu anda evde bekleyip devletin kendilerine aylık olarak şu kadar para verecek olduğu parayı beklemiyorlar. Onlar da bir şekilde varlıklarını sürdürmek için ufak tefek işlerde çalışıyorlar. Kendileri ofis açıyor, büro açıyor, işte yemekçi açıyor. Ticaret yapmaya çalışıyor. Angarya yapıyorlar, getir götür işleri yapıyorlar. Yani amele olarak veya çalışıyorlar. Ucuza çalışıyorlar. Ucuza çalışıyorlar. İnşaatlar da hep Suriyeliler. Tabii. Yani şu anda piyasada ciddi anlamda bir Suriyeli istihdamı da söz konusu. Yani
Ülkeler bunu yönetebildiği zaman bu bir dinamik bir güçtür. Yönetebildiği ara zaman. Ara eleman ihtiyacını da karşılıyor aynı zamanda. Tabii nitelikli olanlarını yakaladığımız tabii, tabii. zaman onları da tespit ettiğimizde onları kendi ülkemiz için de değerlendirebiliriz. Ancak istihdam edilen bu ucuz fiyat politikası, işte sigortasız işçi çalıştırılması, kayıt dışı istihdam söz konusu olduğu zaman ben konunun Suriyeli çalışan, kayıt dışı çalışanlarla birlikte değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Şu anda evet 4 milyon 300 bin işsiz var ama Türkiye'de de 4 milyon Suriyeli var. Yani bunun yarısını çalıştırmış olsanız, yarısını çalıştırmış olsak bile ciddi anlamda Türkiye'de istihdama şu anda onların hem katkısı olacak hem de yerleşiklerin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının çalışmalarının aslında iş bulamayanların da bir sebebi haline dönüşmüş olacak. Yani burada politikayı yönetecek olan devlettir. Bu devlet Avrupa Birliği'nden almış olduğu paralarla, işte kendisi üretmiş olduğu fonlarla bu insanlara çadırlarda sadece para vereyim, ayda size 300-500-600 lira neyse para vereyim, siz burada bir ay oturun dese kimse oturmaz. Evet. Yani bunlar da çalışmak isteyecekler ve tabii o da istihdamı Suriyeliler lehine ya da Türkler aleyhine bir duruma getirecek olabilir. Peki hocam şimdi, bu lafınızı unutmayın hocam da Suriye'den şu anda İdlib'den Türkiye'ye gelmekte olan sizin de bahsettiğiniz 750 bin kişi civarı. Bunlar Türkiye'ye girecek mi yoksa haydi bakalım Avrupa'ya denecek mi? Şu anda bunlar güvenli bölgede çeşitli kamplarda durdurulmaya çalışılıyor. Peki kim karşılıyor bunların ihtiyacını? Bunların ihtiyacını şu anda sadece Türkiye karşılıyor. Çok yazık. Ve geçen hafta konuştuk. 266 dolardı. Evet, o da tahmini 300 dolar. 3-4-12. 1 milyar 200 milyon dolar her şey. Ve artı 14-15 milyar dolar. Bu da 100 milyar dolara neredeyse milyar liraya geliyor. Yıllık Türkiye'nin üzerinde ciddi bir yük var. Türkiye tabii, ne tabii. yaparsa... Haklıdır aslında baktığımız zaman. Evet. Ama Suriye meselesinin biraz evvel de hani bir açılım yaptım ya başlık olarak. Terör, demografik yapı, ondan sonra Türkiye ekonomisi. Bunlar sadece 3 başlıkla baktığımız zaman bence şu ana kadar 8 yıldan bugüne Suriyelilerin, yani Suriye'deki o iç karışıklığın ticaretimizle Suriye'yle göz önünde bulundursak Türkiye'nin herhalde bütün bu harcamalardan sonra 1 trilyon lira veya değil mi efendim? 1 trilyon lira belki kaybımız var. 1 trilyon. Tabii tabii. Milyar yani bunların efendim, 1 trilyon lira yani 1000 tane 1 milyar zararımız var. Yani kesinlikle. Onun için Türkiye hakikaten Suriyelilere destek verirken Suriye rejimi de Türkiye'yi yine zora sokacak saldırılarına devam ediyor. Evet. Yani şu anda Türkiye'nin efendim fırtına obüsleri Suriye rejimi unsurlarını dövüyor şu anda. Cevap veriyoruz misliyle. 5 askerimizi şehit ettiler ve bunun cevabını veriyoruz. Hocam dolar meselesine gelelim. Dolara gelmeden şu bir konu var aslında dikkat çekmek istediğim. Mesela istihdamda şu anda tarımdaki istihdam azalmış bu işsizlik konusunda. 150 bin kadar azalmış. Bu iyi olabilir. Yani nitelikli tarıma geçmek için oradaki gizli işsiz olarak adlandıracak olduğumuz kişiler giderler başka sektörlerde çalışır. Nerede çalışmaya başlamışlar? Sanayi ve hizmetlerde çalışmaya başlamış. Bu Türkiye için iyi bir şey. Yani Türkiye'de sanayi sektöründe çalışan sayısının 100-150 bin artması, tarımın azalması, sanayi ve hizmetler sektörünün yeniden işte ortalama 300 bin kişi civarında bir istihdam oluşturabilmesi bu iyi bir şey. Evet. Çünkü para olmadan insan hizmette, işte kafede, restoranda, eğlence mekanlarında para harcayamaz. Bir şekilde o paranın girmesi lazım. O girişleri de şu anda mümkün. Yani bu veriler üzerinden onları gördüğümüzü düşünüyorum ben. Bu kısmıyla yine nitelikli işsiz konusu var Türkiye'de. En önemli genç işsiz ve nitelikli işsiz. 15-24 arasındaki genç işsiz sayısı şu anda 4'te 1'e yine tekabül ediyor. %23 olarak söylemişler ama 4'te 1. Çok yüksek bir sayı. Çok yani 4 işsizden bir tanesi genç işsiz. Bu insanlar bir süre buna tahammül ederler. Sonra kimse dizini kırıp ben işsizim deyip oturmaz. Başka arayışlara girer. Kendi işini kurmaya çalışır, yurt dışına çıkar, bir başkasıyla ortaklık kurmaya çalışır. Yani bu insanlar da hayatlarını sürdürmenin bir yolunu arayacaklardır. Asla işsiz dolaşmayacaklardır. Hocam doğru söylüyorsunuz da son zamanlarda hakikaten intiharlar arttı. İnsanlar kendini artık meydanlarda yakmaya başladı. Yani
Türkiye'de hükümetin, yani Hazine ve Maliye Bakanlığı yapmış olduğu açıklamalar, faizin %8'lere kadar çekileceğinden evet, bahsediyorlar. Enflasyonun da işte tek haneli rakam olacağından bahsediyorlar. Ki siz vatandaşa bunun yansımasının 2020 sonlarına doğru olabileceğinden tabii, bahsetmiştiniz. Kesinlikle. Şimdi vatandaş bunu daha hissedemedi. Yani vatandaş bir rahatlayamadı, nefes alamadı. Yani şöyle tepede ekonomik rahatlama sürerken tedbirlerle veya politikalarla, ama vatandaşa nasıl dokunacak bu? Vatandaşın durumu hakikaten perişan evet, hocam ya. Şimdi kış şartları Rıdvan Bey, kış şartlarında insanlar ister istemez yakacak evet, harcaması bizim bütçelerimizde önemli bir yer oluşturmaya başladı. Yani kömürdür, doğalgazdır. Bütçe bizim büyük bir bölümünü işgal ediyor. Şu anda evet, kış şartlarında Mart ayı sonuna kadar bu olacak. Mart ayından sonra bu rakamlar biraz daha düşeceği için başka alanlara kaymaya başlayacak. Gıdaya kayacak. İnsanların artık giyim kuşamlarına kayacak. Farklı alanlarda bunu değerlendireceğiz. Şimdi tabii Türkiye'nin bu üzerindeki baskı aslında istikrarsızlaştırmanın da bir parçası. Yani siz 15 Temmuz'la diğer ekonomik operasyonlarla zarar veremediğiniz bir ülkeyi şu anda mülteciler sorunu üzerinden zarar vermeye çalışıyorsunuz. Bu sadece Suriye'nin bir operasyonu olarak değil Türkiye'ye. Türkiye artık rahatça söylüyoruz, Irak'ta Amerika ile, Suriye'de Rusya ile komşu olduysa evet, bu istikrarsızlığın parçası olarak da onların da operasyonlarını göz ardı etmememiz lazım. Dolar bu arada 6 lira oldu. Evet, oraya hemen gelelim. Dolar 6 lira. Yani bu gidişat enflasyonla paralel olarak, yani şunun için söylüyorum, 2019 yılının başında 5.25 civarında olan dolar 2020 yılının başında hala 5.25 olmaz. 5 artık enflasyon, düşer mi daha dolar? Düşer enflasyon mi? Miktarında artar. Yani bunun artması artar, normaldir. Evet. Yani 5.95 olur, 6 olur. 6 ama olur, burada evet, burada biz 6.20'ye kadar bu gidişi aslında gözlemlememiz lazım. Yani bu zamana yayılarak 3 ay içerisinde 6.10, 6.20'yi konuşuyor olabiliriz. Yani bir de ülkenin ihtiyacından evet, evet, kaynaklanan evet, evet, bir şekilde. Evet, evet. Aksi halde bu sefer TL değerlendirdiği için ithalat artar. İthalatın artması, ihracatın karşılayamaz hale gelmesi, Türkiye'nin yeni döviz ihtiyacı. Yeni döviz ihtiyacı faizi fırlatır. Evet, onun için evet, dolar şu anda ihracatçı lehine biraz dengelenmek anlamında 5.90, 6.10 arasında hareket edebilir Mart sonuna kadar. Evet hocam, çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok dinamik, çok seri, gündeme böyle yıldırım gibi net cevaplarla girdiniz, çıktınız ve hakikaten yorumlar yaptınız. Çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta inşallah yine birlikteyiz. Allah sağlık saat versin de, değil mi? Hepimize inşallah. Valla. Şehit haberleri almayalım. Evet. İki misli şu anda karşılık veriliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri misliyle değil de iki misli karşılık vermeye başladı. Ne iki misli hocam? Yani ne misli cevap veriyoruz? Yani bir bilseniz şu anda neler yapıyoruz orada. Bu açıklanacak şimdi. Sizden sonra da akşam ana haberlerde bu konuyla evet, ilgili özellikle arkadaşlarımız hazırlıklar yapmışlar ki bayağı bir Suriye'yi yorumlayacağız. Evet. Hocam yani böyle gerçekten kıymetli zamanlarınızı ayırıyorsunuz, geliyorsunuz. Değerli izleyicilerimizi bilinçlendiriyorsunuz. Ben size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet. İyi yayınlar diliyorum. Değerli izleyiciler, az sonra tahminim 10 dakika sonra akşama ne haber bülteninde yeniden birlikte olacağız. Profesör Doktor İbrahim Atilla Acar hocamla birlikteydik. Her hafta olduğu gibi özellikle gündemle ilgili tüm konuları kendisiyle paylaştık. Sağ olasın, var olasın sayın hocam. Ve tabii ki tekrar bir arada olacağız. Hoşçakalın.